Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alman puluyla iki seferde tamamlanan sıralı güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz hem kolay hem de sıralı hanımlar ütüsü de çok kolay bu modelin. Biliyorsunuz pullu oyalarda ütü yapmak biraz daha zor oluyor ama bu model için zor değil diyebilirim. İki tane renk pul kullanıyorum hanımlar yazmam kırmızı yazma cenk marka. Bir tanesine bu şekilde siyah pul kullandım. Şöyle göstereyim. E bu da elimde olan hep e, dizdiğim için böyle hani ayrıyetten yok. Sizlere nasıl pul olduğunu ayrı bir renkte göstereceğim. Kırmızı rengi bir siyahını Bir de şöyle kırmızı rengini kullanacağım hanımlar. Şöyle dizdim bakın. Şöyle kırmızı rengini kullanacağım. E, yazmam müşterimin yazması az sırasını bitirmek üzereyim. Bitirmeden sizlere modelin videosunu çekmek istedim bunu da şöyle ipimi hepsini dizdim şöyle göstereyim arkadaşlar ne kadar pul gider diye şöyle sizlere oyayım. ne kadar pul dizsek yeter diyen arkadaşlar çok fazla oluyor onları da hem de böyle göstermiş olayım şu şekilde bir pul dizerseniz arkadaşlar bir oya çıkıyor şöyle bakın arkadaşlar bayağı bir pul dizmeniz gerekiyor bunun şimdi bir sırasını ben bitirmek üzereyim. İkinci sırasının da pullarını dizdim ki hemen bitirdiğimde az bir yer kaldı zaten. İkinci sırasına geçmek için o pullarımı da ipime hemen geçireceğim. Hem de nasıl geçirdiğimi sizlere göstermiş olurum. Pullarıma gelince şöyle elimde farklı bir rengi var. Hani dizilmemiş halini göstermek istiyorum sizlere. Ama siz bu şekilde tırtıklı Alman pulu değil de normal düz olan pullar var yuvarlak içi delikli ortası delikli olan pullar onlardan da kullanabilirsiniz ben bu şekilde ki pullardan kullandım pullarımızın milimi 4 milimliktir hanımlar şöyle tırtıklı pul bunlar Alman pulu dediğinizde sizlere bu pulları göstereceklerdir bu pulların birçok rengi var hangi rengini hangi yazmaya uyum sağlarsanız o şekilde kullanabilirsiniz Elimde o kadar çok pul var ki hanımlar pulları inanın böyle koymaya yer bulamıyorum diyebilirim. Çocukların böyle oyun hamuru kutuları var. O hamurlar kötü olduktan sonra attım ve kutularını bu şekilde değerlendirmiş oldum. Çok da güzel, pratik oldu. İşime de yarıyor oldu. Mesela bu kutuya şöyle bakın 100 gramlık pul sığıyor yani. Hemen şöyle sizlere modelimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın ilk sıramı yaptım. Bu ilk sıramızı tamamlamış oldum ben. İkinci sırasında sizlere göstereceğim. Şöyle çok az bir yer bıraktım sizlere gösterme açısından ilk sıra için. Şöyle arkadaşlar. Zürafasını kesinlikle 3 zincir yapmanız gerekiyor ve sık batılmış 3 zincir değil. Bayağı aralıklı batılmış 3 zincirle yaparsanız oyanız daha düzgün düşer. Çünkü çok sık olduğu zaman boya kaldırmıyor. Hiç zürafa atlamıyoruz. Bütün e, hani zürafaların ilmeklerle giriş yaptığımız için hiç zürafa atlamadan. O yüzden zürafası biraz seyrek olduğu zaman daha hoş bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, tığ numarama gelince 21 numaralı turup tığ kullanıyorum. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden modelime başlamak istiyorum. Modelimize başlarken yazmanın tersinden yapmamız gereken olan şu an ben yazmanın tersindeyim. Yüzü tarafı da bu şekilde. Tersinden yaptığınız zaman pullarınız bu şekilde yüzüne düşüyor. Şöyle gösterebilirim. Yazmamızın tersine geçiyoruz. Ilmeğimizi tığımıza bu şekilde sabitleyip bir tane milistüri ilüstürüsü bu şekilde ilmek yapıyoruz. İlk başında da bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben örmüş olduğum yerden devam edeceğim ama başlangıç noktası anlaşılmayacak bir derecede değil arkadaşlar. İlmeğin bu şekilde yaptıktan sonra bakın şöyle boncuğumu attım pulumu pardon ilmeği kapatıyorum. <laughs> Biraz hanımlar çok soğuk su içmekten boğazlarım feci oldu. Bir iki tane zincir çektim bir tane milüs alıyorum sıradaki zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce bir ilmeğim aldım bakın bir kapattım. Sonra iki, sonraki ilmeği çok da fazla uzatmıyorum. Ve şu şekilde hemen pulumu aldım. Pul zaten hemen şöyle düşüyor arkadaşlar. Kapattım. Bir, iki zincir çektim. Bir milüste alıyorum. Sıradaki zürafa ya da Trabzu şeyin ilmek nasıl dersiniz hani şeyinize göre önce bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeğin bu şekilde tamamladım şöyle pulumdan alıyorum kapattım iki tane zincir çıkıyorum çok hızlı ilerliyor hanım model çok da keyifli bir model hiç sizi örerken sıkmayan bir model Pulum bu şekilde aldım hem de bitiş noktasını nasıl birleştiriyorum onu da göstereyim sizlere hazır bitme noktasına gelmişken sıradaki tığ battısından giriş yaptım önce bir sonraki sonraki bakın ilmeğimi tamamladım bulumu alıyorum bu şekilde kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bakın ilmeğimi tamamladım. ilmeği tamamladıktan sonra hiç zincir çekmeden direkt pulumuzu alıyoruz. Kapattım. Bir, iki. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir mil üstü alıyorum. Aslında son şeye gelmişim. E, son zürafanın içindeyim. Bakın şimdi hiç ilmek yapmak istemiyorum birleşme noktasına geldim bakın Şimdilik arada hiç boşluk zürafa yok şurada gördüğünüz gibi zürafanın da bitiş yeri burası modelimin başlangıç noktası da burası şimdi buradan pulumu aldım iki tane zinciri çektim şuradaki başlangıç olduğum ilmeğin tepesinden giriş yapıyorum bitiş noktasında oradan tamamlamış olacağım bakın tepesinden giriş yaptım bağlantıyı kurdum şöyle bakın arkadaşlar bir tane zincir çektim sık olsun istiyorum orası ve tamamladım ilk sıramız tamam olmuş oldu buradan ipi yaktığımda zaten hiç böyle bitiş noktası anormal durmuyor şöyle yüzü tarafına geçebilirim şimdi bakın bu alt zeminin bitti şimdi kırmızı pul kullanacağım kalan pulumuzu şöyle kırıp hemen alayım bu pul diğer ipten pulları nasıl bu tarafa aktaracağım onu da göstereyim. burada çok soran oluyor aslında. Hem de onu sizlere göstermiş olayım. Şu an bu dizili pul çok fazla. İnanın pul dizmek çok oyalayıcı hanımlar. Çocukları evde boş buldukça onlara pulları dizdiriyorum. Hem pul dizip hem de örmeye kalktığımda inanın çok çok zamanım gidiyor. Şimdi bakın şöyle Pulu diğer ipe aktarırken dizili olan ipteki pullun arasından şöyle bakın tığımı geçirdim. Şimdi kırmızı ipe geçireceğim için pullarımı şöyle aldım arasından ipi geçirdim. Boncuklarınızı da bu şekilde geçirebilirsiniz. Şöyle geçirdikten sonra çok kolay bir şekilde bakın pullarımı aktarıyorum. Çok basit bir yöntem bu. Çoğu kişi de bilir zaten ama ben yine de göstermek istedim arkadaşlar. Hem de ne kadar pul dizelim. Görelim. Tahmini bir fikir yürütüyorum. Hani eksik kalmasın. Hani artsın pul. Bir daha tüymüş olmasın. Şöyle bakın. Geçirdiğim pulu göstereyim size. Bu pul yeter yani. Şu kadar hanımlar. Şöyle bir kum boncuk salkımı kadar bir pul dizimeniz gerekiyor. Bir oyaya yetmesi için. Şimdi ipimi pullarımı da geçirdiğime göre hanımlar şöyle oyamızın ikinci kısmına başlayabiliriz. İpimi önce bu şekilde tığıma sabitledim. Gördüğünüz gibi burası yazmamızın yüzü tarafı. Tekrar ikinci kısmını da yazmamızın tersinden başlayacağız. Yazmamızın tersinden başlarken hanımlar ikinci kısmını da aynı bitiş noktasından başlıyorum. Çünkü bitiş noktaları hep aynı yerde olsun istiyorum. Bakın şuradan bitirdim. İlk kısmı aynı bitirmiş olduğum yerden de başlamak istiyorum. Şu arasına çekmiş olduğum zincirin içinden giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki kapattım. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Ve şimdi kırmızı pulumu attım bu şekilde kapattım bir iki zincir çekiyorum bir milüstü aldım sıradaki ara ilmekten hemen giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki tamamladım ve pulumdan bu şekilde arkadaşlar bakın attım kapattım bir iki tane zincir çektim bir milüstü alıyorum şu ara yerden bakın şu aradan çekmiş olduğumuz zincir vardı. O aradan giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. İkisini de aynı renk pull da kullanabilirsiniz. Farklı renk pulda kullanabilirsiniz. Ben ikisine farklı renk pul kullandım. Müşterim çünkü o şekilde istediği için. Kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki aradan giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. pulumu aldım bu şekilde kapattım bir iki zincir çekiyorum bir mülüst aldım sıradaki ara yerden her aradan giriş yapmamız gerekiyor hanımlar sıralı bir oyadır e, pullarımız kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor ütüde ama tersinden şöyle tersinden ütü sürmeniz yeterli geliyor buradan bu şekilde kapattım Şimdi köşesini de nasıl yapmanız gerektiğini sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Hazır köşe kısmından başlamışken modelimizi şöyle bakalım. Sıradaki aradan giriş yapıyoruz. Şimdi hemen modelim oluştu zaten. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki aradan giriş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Modelimiz şu an belli oldu bu şekilde sıralı bir modeldir çok da hoş duran bir modeldi çok da sipariş getiren bir modeldir şöyle gösterebilirim bakın arkadaşlar şöyle üst üste duruyor pullarımız çok da güzel bir hal almış oluyor Ben bunu kamera arkasında bir tık ilerletip köşe kısmına gelmek istiyorum köşe kısmındaki püf noktasında sizlere göstermek istiyorum her oya da olduğu gibi hanımlar her oya için geçerli aslında köşe kısmı çok çok önemli ben modelin biraz ilerlettim şöyle tam köşe kısmına geldim köşe kısmında ne yapmanız gerektiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar her araya bu şekilde bakın her araya bu şekil batarak gidiş yaptım şimdi tekrar bakın buradan pulumu aldım kapattım bir zin, e, milüste aldım Şimdi arada boşluk e, ikinci aradan batmıyorum aynı aradan giriş yapıyorum köşe kısmında olduğum için köşem böyle gerdirme olmasın e, güzel dursunu istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor iki zincir çektim bakın aynı araya iki defa batmış oldum şimdi diğer ilmeğin arasına giriş yapıyorum. Altını giderken de hanımlar bakın aynı zürafanın içine iki defa batmışım. Üstünü giderken bak altta tek yapmışım onu. Bir zürafa daha yapmışım. Gerdirmemiş. Üstünü yaparken iki yerde yapmanız gerekiyor. Üste gittiğiniz zaman bir tık daha şey olmasın hani rahat dursun köşesi diye. Bakın buradaki ilmeği de iki defa battım. Şuradaki ilmeği de iki defa giriş yaptım. Şimdi artık iki defa giriş yapmadan devam edebilirim artık. Köşem düzgün duracaktır arkadaşlar. Şimdi son kez daha gösterip videomu sonlandıracağım. Şöyle bir tane daha pul alıp kapatayım. 2 zincir çektim. Sıradaki ilmin arasından giriş yapıyorum. Şimdi hemen bakalım köşemiz nasıl durmuş. Şu an modelimiz tabii ki ütüsüz hali hanımlar. Ütülendiği zaman gerçekten muhteşem bir duruşu oluyor. Köşe kısmında o yapmış olduğum işlemi yapmasam köşem biraz gerdirirdi. Güzel durmazdı. Sizler de köşelerinizi böyle düzgün yapmak ist olsun istiyorsanız hanımlar dediğim şekilde yaparsanız çok düzgün bir köşeye sahip olursunuz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Modelimin bitişmiş hali Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Instagram hesabı marifetli kankiler hanımlar oradan bakabilirsiniz bugünkü modelimde bu şekilde hem sipariş olarak yapmış olduğum yazmayı böyle Sizlerde görün istedim bir başka modelinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun